Evet, Murat Soner'e isyan başlatıyorum. Kötü dizi inceleyip duruyorsun. Sen dolar mısın? Hı? Hep senin istediğin ne olacak? Bu hatarlı çıkışından sonra bir geri vites yapıp bunun bir ironi, bu bir şaka olduğunu belirtmek istiyorum. Murat Soner hangi videoyu çekse altına istek parça ister gibi dizi incelemesi istemek bana göre işine olan özgürlüğüne el atmak gibi oluyor. Hani YouTube özgür bir ortam ya. Hani insanlar istediği içeriği çekmekte özgür ya. Ki şu an YouTube Türkiye'nin de özgürlüğünün yavaş yavaş el altından gittiğini hissediyorum. Neyse konuya dönersek benim istediğim sadece şu. Murat Soner'in görüşünden Ezel nasıl bir dizi? Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dizisi bana göre. Başka diziler iyi olabilir miydi? Olabilirdi ama potansiyellerini hiç ettikleri için olamadı. Ama ibaresi çok şeyi bozuyor kanka. Ama Kurtlar Vadisi muhteşem dizi ama ilk 97 bölümü izleyeceksin. Behzat Ç'deki samimiyet hiçbir dizide yok ama Blue TV'de çıkan ise işin tadını bozmuş. Leyla ile Mecnun Türkiye'nin en iyisi ama Exxen'de çıkan eskisi kadar iyi değil. Bir şey zamanında bitince gerçekten güzel oluyor. Hikaye tamamlanmış, karakter tamamlanmış, anlatacak bir şey kalmamış. Kısaca gerek yoksa ne gerek var tarla sürmeye? Ekine zarar verirsin. İşin kalitesi bozulur. Yapacağın yemeğin tadı olmaz. Bu yüzden Ezel başı sonuyla istifini hiç bozmadan yapılmış en iyi dizi. Dizide hata var mı? Elbette var. Bahar'ın göğsünden iki kere vurulmasına rağmen Ezel diyebilmesi, hatta kafasından da vuruluyor ve hala canlı kalabiliyor. Bahar God mode açtıysa orasını bilemem. Savaş sahnelerinin çoğunluğu mantık hatasıyla dolu. Savaş sahnesi oraya zorla konulmuş gibi ya da belli bir tecrübe olmadığı için düzgün çekilmemiş gibi. Yurt dışından bu tür çekimlere, konulara sahip, tecrübesi yerinde birisini getirdim. Sahneler nasıl muhteşem oluyor? İzle. Ülke BİM'e döndü zaten. Önüne gelen girip çıkıyor. Yani yurt dışından adam getirtmek bu kadar mı zordu? Hikayen muhteşem. Oyuncu kadrosu Şampiyonlar Ligi zaten. Karakter anlatımı, müziği, verdiği mesaj harika ama bir tane çürük kalacak değil mi? Ama Ramiz Karaeski'nin Son Savaşı çoğu savaş sahnelerinden bin kat güzeldi. Arkadaki müzik, slow motion ki bu defa slow motion severek izledim. Normalde slow motion sahneleri monoton olduğu için pek haz etmem. Dizinin olay hikayesine girelim. Ezel'in olay hikayesi eşittir beynimize error verdirmek. Dizinin senaristi and içmiş ki her sene ters köşe yaptıralım. Şimdi kardeşim ben normal bir insanım ve hayatımda bu kadar yanlış tahmin yaptığımı hatırlamıyorum. Belki dizi ilk izlediğim dizilerden birisi olduğu için olabilir. Zaten Ezel'i izledikten sonra çoğu dizide yapılan ters köşeleri hiç sallamadım. Çünkü Ezel bana şunu öğretti. Her şey olabilir. Bu bir oyun ve önemli olan oyunu kazanmaktır. Evet, dizinin yaptığı en iyi şey. Başından sonuna kadar karakterlerin hepsi birer oyun oynuyor. Ve bir süre sonra delirecek kıvama geliyorsun. Kenan'ın ölümü, dayının ölümü, Ezel'in doğuşu, Kerpiç Ali, Cengo ve Eyşan üçlüsü alay tamamen bir oyun üstüne kurulu. Dizide tesadüfi olay yok. Her şey planlı bir şekilde işliyor ve bu Ezel'in evreninde işliyor. Benim plandan kastettiğim senaryo yazımı değil. Bu senaryonun işleyişini seyirciye sunarken hiçbir tesadüfi olaya izin verilmemesi. Ve biz seyirciler hem sıkılıyoruz çünkü hep oyun kafamızı yok ediyor ama izlemeye de devam ediyoruz. Neden? Çünkü sonunu merak ediyoruz. Bizi böyle hastalıklı bir kafaya sokuyor. Şu gerçek ki Ezel'i izledikten sonra insanlara olan güvenim çok azaldı. Neden? Çünkü insan ruhu neyi bilmez yani. Bu çok doğru bir söz. Bu babamda da olsa, aşkımda da olsa insan ruhu, nefsi istedikten sonra insan her şeyi yapar. Ki buna birebir tecrübe etmiş bir insanım. Olay hikayesi bu kadar iyi olan bir dizi, karakter hikayesi nasıldı? Abi aşk kelimesinin anlamı Ezel'in karakter hikayesi demektir. Şöyle karakter anlatımı hangi Türk dizisinde var? Başı belli, sonu belli. Ramiz Karaeski karakterinin İstanbul'a ilk defa gelişi ve polislerin alıp sorguya götürmesi ve sorgulaması. Ve Kenan'ın Hayrat'lıyı öldürdükten sonra Ramiz'in sorgulandığı sahneyi izleyin. İki sahne size muhteşem bir karakter gelişimini gösterecektir. İki sahnede de aynı kişi var fakat aynı karakter yok. Hayrat'lının Ramiz'i yetiştirirken sanki bir süper kahraman yetiştiriyormuş gibi olması, giydiği kıyafet bir süper kahraman, bir asker sembolü gibiydi. Kıyafet yırtılmaz, rahat, bir üniforma gibi düzgün. Silahı rahat taşıyabiliyorsun, rahat kavga ediyorsun. Kısaca bu bir süper kahraman kıyafeti, bir asker kıyafeti. Hayratlı'nın verdiği öğütler her an test etmesi, aga bir karakter gelişimi için daha ne isteyeyim derken şu oluyor. Ramiz Hayratlı'yı yok edip ustasının yerine geçiyor ve daha da üste geçiyor. Oyunuz kulağa geçiyor. Epiklik olayına bakar mısın? Ramiz en üste geçse de yenemediği bir türlü alt edemediği bir güce tosluyor. Aşk. Aşkı yenemiyor ve kardeşine ihanet ederek aşkını alıyor. Hem karakter hikayesine hem olay hikayesine istemeden de ikisine birden girdim. Dayı hapse gider ve eksiği olan kültür zayıflığını kapatmak için yemez içmez okur. Birini öldürerek veya yenerek değil, karakter kendi kişiliğini yenerek kendini geliştiriyor. Kendisiyle savaşıyor ve sonra da Ömer ile tanışıp son kez alemin içinden geçiyor. Daha fazla uzatırsam video bayağı uzar, o yüzden burada kesiyorum canlar. İsterseniz her karaktere ayrı bir gelişim videosu çekebilirim.
Yani karakter anlatımı çekebilirim. Ki şöyle bir şey de var gitmeden söyleyeyim. Her karakterin hikayesi ayrı bir dizi olarak sunulabilecek bir yapıdadır. Verilen lakaplarda bile bir dizi olma potansiyeli var. Örneğin Ömer'in hapisten çıkıp Ezel'e dönüşümünü daha çok intikam almak için kendisini yetiştirmesini bizi bir dizi veya film olarak sunabilirler. Bunlar anlatılıyor mu? Anlatılıyor. Fakat neden daha derine inmeyelim ki? Dizinin süresi 1,5 saat ya da 2 saati yakın. Bu rutin bir kanun olduğu için böyle ama çoğu Türk dizisi 3 saati buluyor ve reklamsız. Yani reklamsız 3 saati buluyor. Bence 1,5 saat onca saçma kurala rağmen iyi ama yine de kısa olmasını isterdim. Çünkü her gün bir film izlemek gibi oluyor. Bu da insanı yorur çünkü zamanımız yok. Kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz canlar.